Urfa'yı idare eden idareciler hem siyasi bazda hem bürokrasi noktasında. Bir vurdum dırmasın içerisinde Allah aşkına Urfa bu kadar, Türkiye bu kadar ekonomi krizi yaşarken, insanlar bu kadar işsizlikteyken, siz bakıyorsunuz belediyelerimizin, özellikle kendimi kastediyorum, belediyelerimizin bir programı olur. 5 yıldız oteller. Belediyelerimizin başka bir programı olur. Urfa'nın en güç sokakları. Belediyelerin herhangi bir etkinliği olur, bütün bir botlar olur. Aynı şekilde İktidar Partisi'nin de herhangi bir etkinliği olur. Bütün bir botlar, televizyonlar, hep onlarla oturup kalkıyor. Şimdi biz de siyasi partiyiz. Biz bir borda gidiyoruz, hem bir televizyona gidiyoruz. Bizden haklı olarak bir ücret talep ediyoruz. Biz bunları ödeyemiyoruz. Fakat bunlar kendilerini nasıl ödüyorlar? Ben size sorayım. Yani şimdi herhangi bir belediye başkanı kendisinin misafirine geldiğinde 5, 10, 20, 50, 100, 200 bunları 5 yıldızlı otelde mi alıyoruz? Tabii ki kendi kesesine yapıyor. Devlet kesesine yapıyor. Fakültelerin kesesine yapıyor. Onun için bizim büyük bir şehir belediyesinin 1,5 trilyon borcu var. Onun için şehircilik değil, belediyecilik, belediyecilik değil. Bizim belediye başkanlarımız Rurdun Durmaz. Yani özellikle bir nefes ederek söylemiyorum. Rurdun Durmaz bir amaçtır. Lüks içerisinde, israf içerisinde, savunmalık içerisinde ve millette pusu gibi milletin sesini çıkartmıyoruz. Biz ama muhalefet partisi olarak bunu Rus'ta söylediğimizde zaman zaman fanatik olan tarafları, İktidar Partisi tarafları bize diyorlar ki niye muhalefet ediyoruz? Ya kardeşim biz sizin halkınızı savunmak için muhalefet ediyoruz. Halkınızı savunmak için yapıyoruz. Yani Urfa, bu Türkiye'nin 9. büyük şehri, aklınıza ne gelirse, yani yerlerde sürme, üniversite desen alın, belediyecilik desen alın, şehircilik desen alın, savunmalı desen alın, adam kaybancılık desen alın, particilik desen, partizanlık desen alın. Yani bu nasıl olur? Bu nasıl memleket idaresi? Ama sonları ben buradan düzelim. Saadet Partisi Allah'ın izniyle geleceğiz. Ve milletimiz şanlı halkımız. Teker eski güzel günlerine gidiyoruz. Biz bu belediyelerin, bu hükümetten, bu iktidardan hepsini tek tek alırız. Önümüzdeki mahalle seçimlerde biz bu belediyeleri AK Parti'nin hepsinden alacağız. Bütün Urfa'nın bizi takipsin. Bu zulme, bu vurdum duymazlığa, bu savunmalığa, bu israfa karşı geliyorlarsa bütün Urfa halkını, bütün hemşehrilerimizi Saadet Partisi çatısı altında toplanmaya davet ediyoruz. Ve geleceksiniz Allah'ın izniyle Saadet Partisi çok büyük başarılar imzalatılacak ve ondan sonra bu ivmeyle genel seçimlerde de, Cumhurbaşkanlığı başkanlık seçimlerde de ben inanıyorum ki çok büyük başarılar edeceğiz.